301 madencinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin davanın duruşması devam ediyor. Sabahtan itibaren yaşanan gelişmeleri duruşmayı takip eden arkadaşımız Emine Uyar aktaracak. Emine merhabalar diyelim ve sözü sana bırakalım. Merhaba Gökhan. Evet, Soma davası 10. grup duruşması Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı sabah 9'dan itibaren. Ve bilirkişi raporunun yayınlanması ve genel olarak olumlu karşılanması ailelerde de bir heyecan yaratmış durumda. Bugünkü duruşmaya yoğun bir katılım hem aileler tarafından hem de izleyiciler açısından yoğun bir katılım söz konusu. Salon doluya yakın diyebiliriz ve senin de belirttiğin gibi bilirkişi raporunun okunmasıyla başlandı bugünkü duruşma. Şu an ara vermiş durumda mahkeme heyeti. 1.30'da saat 13.30'da tekrar öğleden sonraki oturum başlayacak ve her iki taraf, ailelerin avukatları ve sanık avukatları bilirkişi raporuna dair beyanlarını sunacaklar. Bugün bitebileceği söyleniyor duruşmanın ama bir ihtimal belki yarına kadar da uzayabilir deniliyor. Evet, bilirkişi raporu son dönemde Soma davasına dair tartışılan konuların en başında geliyor tabii ki ve bu rapor bu sabah mahkemede görevli kişiler tarafından okundu. Belli başlı başlıklarına vurgu yapmak gerekirse özellikle TKI ve şirket arasındaki ilişkinin ne olduğuna dair bir açıklama yapıldı bilirkişi raporunda. TKI ve Soma Kömürleri Anonim Şirketi arasında bir alt işveren üst işveren ilişkisi olmadığı ifade edildi. Ama her iki kurum arasındaki şirket ve TKI arasındaki ilişkinin bir kiralık rödevans anlaşması olduğu ifade edildi. Alt işveren üst işveren ilişkisi olmamasına rağmen bunun TKI'nin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı vurgulandı. Yine burada dikkat çeken başka önemli bir noktada teftiş kurulu raporları oldu. Bilirkişi raporunda madenin verilen raporlara göre teftiş heyeti tarafından düzenli olarak denetlendiğinin anlaşıldığı ama ne hikmetse bu raporlarda madendeki pek çok eksiklik, madende yaşanan riskler ve tehlikeye dair hiçbir ibarenin bulunmamasının dikkat çekici olduğu belirtildi. Bu nedenle de Bakanlık Teftiş Kurulu'nun da bu kazanın meydana gelmesinde sorumluluğunun olduğu ifade edildi. Örneğin en basitinden yaşanabilecek olaylara karşı ve alınmayan önlemlerle ilgili Ocak İdaresi'nin uyarılmaması, bant boylarında yangın söndürme cihazının bulunmaması, havalandırma ile ilgili uyarı yapılmaması gibi pek çok nedenden dolayı teftiş kurulunun sorumlu olduğu ifade edildi. Yine yönetim kurulu üyeleri arasında herhangi bir görev dağılımı yapıldığına dair bir ibarenin tespit edilmediğini, bu nedenle de tüm yönetim kurulu üyelerinin Soma Kömürleri Anonim Şirketi'nin bütün yönetim kurulu üyelerinin bu katliamdan sorumlu olduğu, yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının yargılanıp diğer kısmının yargılanmaması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı ifade edildi. Yine Alp Gürkan'ın durumuna dikkat çekildi. Alp Gürkan'ın holding yönetim kurulu başkanı olduğu, şirketin uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yaptığı ve kendi beyanlarında şirketin sorumlusu olduğunu ifade edildiğine dikkat çekildi. Ayrıca sadece kağıt üzerinde değil, fiili ve gerçek durumunda göz önüne alınması gerektiği belirtildi. Burada dikkat çekici bir başka noktada yönetim kurulu genel başkan yardımcısı Hayri Kebapçılar şu an sanık konumunda bile değil. Ona ilişkin sorumluluk atfediliyor. İşte S panosunda çok fazla işçi istihdam edilmesi, Ocak'taki risklere rağmen işte fazla işçi çalıştırılıyor olmasına rağmen gerekli altyapı ile ilgili adımların atılmaması, riskli havalandırma sisteminin kullanılması,
gibi pek çok nedenden dolayı Hayri Kebapçıların da sorumluluğunun bulunduğu, yine tutuklu sanıklar Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik, Mehmet Ali Günay Çelik, Ertan Ersoy'un da krizi yönetememekten tutun, oluşan krizi yönetememekten tutun, yine riskli havalandırmayla çalışmak, eski üretim bölgelerinde gerekli tedbirleri almamak, betonlama yapmamak, ağaç kama kullanmak, gaz maskelerinin denetlenmemesi, yanlış gaz maskesi kullanımı, eğitim verilmemesi gibi pek çok konudan sorumlu tutuldular. Evet, öğleden önceki duruşmanın öğleden önceki oturumunda bunlar konuşuldu içeride. Şimdi öğle arasına gitti mahkeme heyeti ve saat 13.30'da ikinci bölümün başlaması bekleniyor Gökhan. Evet, Emine çok teşekkür ederim tüm aktardığın bilgiler için.